geldiniz. Yeni bir kimya etkinliğiyle daha karşınızdayız. Bugün eğlenceli ve şaşırtıcı bir etkinlik yapacağız. Renklerin nasıl kaybolduğunu göstermeye çalışacağız size. Mavi renk bir anda kaybolacak, sonra tekrar çalkalayınca geri gelecek. Bunun altında yatan bilimsel temelleri de videomuzun sonunda açıklayacağız. Bugünkü yapacağımız etkinlik için gerekli malzemelerimizi şöyle sıralayabiliriz. 2 tane erlen ve 2 tane tıpa, buna uygun 2 tane tıpa. Glikoz, metilen mavisi, sodyum hidroksit, karıştırma çubuğu, spatül, ağırlık takımı ve eşit kollu terazi. Burada küçük ölçümler yapmamız gerekiyor. Yapacağımız işlem aslında çok basit. Her bir erlenimize 500 ml su koyacağız. Birinci erlenimizin içerisine 2,5 gram glikoz ve 2,5 gram sodyum hidroksit koyacağız. Karıştıracağız. İkinci erlenimize 5 gram glikoz ve 5 gram sodyum hidroksit koyacağız ve onu da karıştıracağız. Daha sonra her ikisinin üzerine de 1 ml metilen mavisi dökeceğiz ve bunları güzelce karıştırdıktan sonra tıpalarını kapatıp kenarda beklemeye alacağız. Bu sırada bir de eğer imkanınız varsa bir kronometre tutup süreyi ölçebilirseniz çok iyi olur. Buradaki amacımız nedir? Madde miktarının reaksiyon hızının etkisini gözlemlemeye çalışacağız. Mavi renk kaybolacak, renksizleşecek. Daha sonra çalkalayınca bir anda tekrar mavi rengin geri geldiğini göreceğiz ve bunu tekrar tekrar yapabileceğiz. Belli sürelerle bekleyerek mavi rengin kaybolduğunu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Öncelikle her iki erlenimize de 500'er mililitre su koyuyoruz. Normal bildiğimiz musluk suyu olacak. Suyu koyduk. Diğeri için de yapacağız. Evet, diğer beherimiz için de, pardon, erlenimiz için de dolduruyoruz. Tamam, sularımız hazır. Şimdi ölçüm yaparak, eşit kollu terazide ölçüm yaparak 2,5 gram glikoz ve sodyum hidroksit, 5 gram glikoz ve sodyum hidroksit içerisine koyup karıştıracağız. Şimdi 2,5 gramlık glikoz ölçümümüzü yapacağız. Bunu yapmadan önce eşit kollu terazimizin bir koluna kağıt koyduk. Bu kağıdın karşı tarafı darasını da aldık. Şimdi iki tane de şöyle spatül getirdik birbirlerine karışmasın diye kimyasallar. Glikozumuzu açıyoruz. Şöyle şuraya koyalım. Önce karşı tarafa 2,5 gramı koyduk ve ölçümümüzü yapıyoruz. Evet, belki birazcık daha. Tamam, yeterli. Çok hassas bir ölçüm yapmaya da gerek yok. Bunu şurada daha önceden hazırlamış olduğumuz erlenimizin içerisine doğrudan boşaltabiliriz. Tamam. Şimdi hazır 2,5 gram üzerindeyken farklı bir spatül kullanarak 2,5 gramlık sodyum hidroksitimizi de tartabiliriz. Bu granül halinde olacağı için biraz daha dikkatli olmak lazım. Şu anda sodyum hidroksit tartıyorum 2,5 gram. Evet, o da tamamdır. Bunu da yine şöyle kenara alalım. Az önce 2,5 gram glikoz koyduğumuz erlenimizin içerisine bunu da dikkatli bir şekilde boşaltıyoruz. Evet, bu tamam. Şimdi de 5 gramlık tartımlarımızı yapacağız. Onu da diğer erlenimize yerleştireceğiz. Yine kullanıyoruz ve glikozumuzu 5 gram yapacağız. Karşı tarafa önce 5 gramlık ağırlığımızı koyduk. Yavaş yavaş, dikkatli. Birazcık daha.
madde miktarını yavaş yavaş arttırıyoruz gördüğünüz gibi. Bu madde miktarındaki artışın nasıl bir etki yapacağını görmeye çalışacağız. Evet. Şu anda 5 gramlık glikozumuz hazır. Bunu hazırlamış olduğumuz daha önceden yine 500 mililitrelik su içeren erlenin içerisine yavaş yavaş dökeceğiz. Evet, bu tamam. Şimdi son olarak sodyum hidroksit tartacağız. Yine 5 gramımız oradaydı. Yavaş yavaş bundan koyuyoruz. Birazcık daha. Evet, yeterli. Bunu da yine aynı erlenimizin içerisine dikkatli bir şekilde boşaltacağız. Ve birazdan göstereceğim. Şöyle cam çubuk alıp bunun iyice tam bir karışım, homojen bir karışım oluşturuncaya kadar karıştıracağız. Cam çubuğumuzu alıyoruz ve karışımımızı iyice böyle homojen hale getirmeye çalışıyoruz. Her ikisi için de yapacağız bunu. Dibinde tortu kalmasın. Diğeri için de yapacağız. Daha sonra da bunların üzerine birer mililitre metilen mavisi ekleyeceğiz. Şu anda homojen karışımlarımız hazır. Sol tarafta görmüş olduğunuz 2,5 gramlık glikoz ve sodyum hidroksit koyduğumuzdu. Bunun üzerine o yüzden biraz belli olsun diye 2,5 gram yazacağım. Bunun üzerinde ise 5 vardı. 5 gram glikoz ve 5 gram sodyum hidroksit kullandık. O nedenle üstlerine yazalım karışmasın. Şimdi bunların üzerine ikisine de eşit olacak miktarda ortalama 1 mililitre kadar, bu işte 4-5 damla olabilir, üzerine ekleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 damla yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Aynısını diğerine de yapalım. 6 damla ekleyeceğiz. Metilen mavisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeterli olacaktır. Eğer renklerin daha koyu olmasını istiyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. İkisini de. Böyle bakınca sanki biraz açık gibi geldi bana renkleri. Ben biraz daha fazladan ekleyeceğim. Bir 5 damla kadar fazladan ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç, dört, beş. Toplamda 11 mililitre yaptık. Yine şöyle bir karıştıralım. Şu anda karışımımız gerçekleşti. Gördüğünüz gibi mavi renkli. Şimdi bunların tıpalarını takacağız. Şöyle. Tıpalar hazır. Bundan sonra çekimi durdurmayacağım. Bir de saatimizin kronometresini açacağız. Ve zamanın nasıl değiştiğini görmeye çalışacağız. Şöyle koyayım. Sağ tarafta 5 gramlık malzemelerin olduğu erlenimiz, sol tarafta ise 2,5 gramlık. Bunların renklerinde bir değişim bekliyoruz belli bir zaman dilimi içerisinde. Bu değişim
5 gramlık olan erlenme daha çabuk olmasını bekliyoruz. Çünkü burada madde miktarı daha fazla. Bunda da biraz daha geç olmasını bekliyoruz. Bu yaklaşık 5 ile 10 dakika arasında bir zaman dilimi alabilir. Bunun için beklemeniz gerekiyor. Hareket ettirmeyin. Evet, sağ taraftakinin gördüğünüz gibi hemen renksizleşmeye başladığını görüyorsunuz. Rengi kayboldu. Sol tarafta hala renk devam ediyor. Çünkü oradaki madde miktarı daha azdı. Fakat birazdan o da olacaktır. Yani ortalama 5 dakika içerisinde. 5 dakikayı bile bulmadı. Şöyle göstermiş olayım. 5 dakika içerisinde bu olay gerçekleşti. Bakın sol tarafta hala olmadı. Birazdan ona da, o da olacaktır. Bunları tekrar çalkaladığınız zaman yeniden mavi olacak. Onu da göstereceğim şimdi size. Madde miktarı ne kadar fazlaysa reaksiyon o kadar hızlı gerçekleşecektir. Hangi reaksiyonun nasıl olduğunu birazdan size videonun sonunda işin ardındaki bilimsel gerçeği de açıklayacağım. Evet, bayağı zaman geçti. Şu anda yaklaşık 20 dakika civarında oldu. Ben bu arada biraz yayını kestim gitmesin diye. Bakın sol taraftaki de yavaş yavaş açılmaya başladı rengi. Ortalama 20 dakika aldı. Yani sağdaki için 5 dakika civarında gerçekleşen reaksiyon, sol taraftaki 2,5 gram için konsantrasyonu daha az olan maddeler için o da, yaklaşık 20 dakikada gerçekleşti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki sıvı da artık renksiz. Şimdi birazdan karşıdan çekimle size bunları böyle hızlıca çalkaladığınız zaman renklerinin nasıl maviye döndüğünü göstereceğim. İşte şimdi işin esas sürprizli yanı geliyor. Hemen 2,5 gramlık olanı, yani yaklaşık 20 dakika boyunca ancak reaksiyon vereni şöyle bir tıpasını kapatıp çalkalıyoruz. Renginin nasıl dönüştüğünü göreceksiniz. Bakın, çalkaladınız ve sürpriz, rengi hızlı bir şekilde maviye dönüştü. Bunu tekrar bekletirseniz eski haline yeniden geri gelecektir. Şimdi 5 gramlığı deniyorum. Ve bunun da renginin değiştiğini görebilirsiniz. Peki ne oldu da bu hem önce renksizleşti daha sonra tekrar çalkaladığımız zaman maviye dönüştü? Bunu da birazdan videomuzun sonunda size açıklayacağım. Şimdi burada gerçekleşen kimyasal reaksiyonun ne olduğunu da açıklamamız gerek. Burada sodyum hidroksit çözeltisi, sodyum hidroksit katısını koymuştuk, suyun içerisine karıştırdık. Burada bir bazik çözelti oluşturduk demek oluyor bu. Bu bazik çözeltinin içerisine de glikoz koyduk. Bu ikisi bir araya geldiğinde glukonik asit denilen bir asit oluşturmak için oksijen moleküllerle bir temasa geçiyorlar. O2 ile yani. Burada bir oksitlenme durumu söz konusu. Glukonik asit de daha sonra sodyum hidroksitin varlığı olan bir ortamda sodyum hidroksitin içerisindeki sodyumla birleşerek sodyum glukonata dönüşüyor. Peki burada bizim koyduğumuz metilen mavisi tam olarak ne iş yapıyor? Metilen mavisi reaksiyon boyunca oksijen transfer etmekle görevli aslında.
Burada öncelikli olarak bir glikozin, o glikozun kabın içerisindeki oksijenle bir oksitlenmesi durumu söz konusu. Glikozun oksitlenmesi demek aynı zamanda yükseltgenmesi anlamına geliyor. Glikoz yükseltgenirken metilen mavisi indirgeniyor. Metilen mavisi indirgenince de gittikçe rengini kaybediyor ve renksiz hale geliyor. Daha sonra biz elimize alıp bu renksiz karışımı hızlı bir şekilde karıştırdığımız zaman ortama, suyun içerisine, o karışımın içerisine yeniden oksijen karışımı, oksijen girmeye başlıyor. Oksijen girince metilen mavisi oksijeni alıp oksitleniyor ve yükseltgeniyor. Yükseltgenince de çözelti tekrar mavi renge geri dönüyor. Bu durumda da işte metilen mavisi yükseltgendiği için bu sefer glikoz indirgeniyor ve bu karşılıklı bu şekilde devam ediyor. Şurada da reaksiyonun kendisini şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Evet, reaksiyonun kendisini görebilirsiniz. Şöyle bakınız, burada glikoz yükseltgenirken metilen mavisi indirgeniyor. Tam tersi, glikoz indirgenirken de metilen mavisi yükseltgeniyor. Tam tersi de geçerli yani. Metilen mavisi burada indirgendiği zaman renksizleşiyor. Yükseltgendiği zaman tekrar renkli hale geri geliyor. Şuradaki yazılar size yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada az önce görmüş olduğunuz sol tarafta yine, bakın az önce bıraktık, renksiz hale gelmeye başladılar yeniden. Onları yeni karıştırmıştım. Tekrardan renksiz hale gelmeye başladılar. Evet arkadaşlar, güzel bir kimya etkinliğinin daha sonuna geldik. Çok güzel bir gösteri deneyi oldu. Aynı zamanda diğer YouTube kanallarından farklı olarak işin içerisindeki bilimsel gerçekleri de açıkladık. Bu renk değişiminin nasıl meydana geldiğini de açıkladık. Bir tane daha şöyle bir keyfi olarak deneyelim. Şöyle bakın, elimde renklerin değiştiğini görebilirsiniz. Çok eğlenceli bir etkinlik. Herkesin yapmak isteyeceği etkinliklerden bir tanesi. Ben kendim için eğlencelik olsun diye bir tane daha hazırlamıştım. Onu da göstermek isterim. Evet, bu daha koyu oldu. Buna daha fazla koydum. Ve işte. Bilim bu kadar eğlencelidir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.